Merhaba, geleceği düşünmekten şimdiyi yaşayamayan herkese merhaba. Geleceği konusunda kaygılanmaktan, şu anda içtiği çayın, kahvenin tadına bile varamayanlara merhaba. Geçmişin tozlu sayfaları ile geleceğin bilinmezliği arasında şu anın önemini anlayamadan gitgel yapan düşüncelilere merhaba. Evet, bugünkü konumuz gelecek kaygısı. Ve gelecek kaygısını yenmenin tek formülü şu anın önemini fark etmek. Hadi bugün hep beraber şimdinin önemini fark edelim. Öncelikle size bazı bilgiler vermek istiyorum. İnsan düşünen bir varlık biliyorsunuz. Ve günde insan beyni ortalama 90 bin düşünce üretiyor. Ne güzel değil mi? Çok üretken bir beynimiz var. Çok garip bir bilgi daha vereceğim. Ertesi gün, bir önceki gün ürettiği 90 bin düşüncenin %90'ını tekrar üretiyor insan beyni. Tamam, buraya kadar güzel. Şimdi bir kötü haberim var. İnsan beyni olumsuz düşünce üretmeye bayılıyor. Çok meraklı. Bu nasıl bir şey? Hani belki asla gerçekleşmeyecek senaryolar yazan bir beynimiz var. Şöyle bir örnek vereyim. Diyelim ki işsiz kalma korkunuz var. Tamam, olabilir. Korkuyorsunuz. Başlıyorsunuz düşünmeyi. Yarın işsiz kalacağım. Param olmayacak. Param olmayınca ev sahibim beni evden atacak. Aç kalacağım. Parklarda yatacağım. Gider bu böyle. Burada farkına varmanız gereken bir şey var. İşsiz kalma korkusuyla başlayan bir düşünce silsilesi parklarda evsiz kalmaya kadar gidiyor. Hiç yaşanmayacak bir senaryoyu tasarlıyorsunuz. Geleceğe enerji harcıyorsunuz. Ve bu enerjiyi olumsuz düşüncelerle harcıyorsunuz. Bu şey gibi, yani bozuk olduğunu bile bile bir arabayı kullanmaya kalkmak gibi. Veya bozuk malzemelerle bir yemek yapmak gibi. Peki bu kadar bozuk düşünceyle nasıl bir gelecek inşa etmeyi düşünüyorsunuz? Bu kadar olumsuz enerji gönderdiğiniz bir gelecek başka nasıl olabilir ki? Atalarımız ne demiş? Korktuğunuz başınıza gelir. Evet, bu kadar korkarsanız, bu kadar büyük korku senaryoları yazarsanız elbette başınıza gelecek olan da farklı bir şey olmaz. Ve dersiniz, ben bunu biliyordum. Tabii, çünkü bunun için emek harcadın, bunun için vakit harcadın. Şu anını, şimdini, geleceğini tasarladığın, geleceğine güzel yatırımlar yapman, güzel düşünceler göndermen gereken bir zamanı bambaşka olumsuz bir senaryo tasarlamakta harcadın. Başka ne olabilirdi ki? Evet, bu olumsuz düşünce silsilesinden nasıl kurtulacağız? Benim bugün üzerinde duracağım konu bunlar. Birkaç tane de size hap gibi önerilerim olacak. Yani olumsuz düşünce üretme kapasitenizi nasıl engelleyebilirsiniz? Gelecekle ilgili daha olumlu düşünceleri nasıl üretebilirsiniz? Şimdiyi yaşamaktan sizi alıkoyan kaygılarınızla nasıl baş edebilirsiniz? Hadi gelin beraber bunları konuşalım. Ne demiştik? Beyin olumsuz düşünce üretmeye meyillidir. Ve bu düşüncelerde çoğu zaman hiç yaşamadığımız, hiçbir zaman başımıza gelmeyecek korkulardan kaynaklanmaktadır. Bu beyin bizde ise biz onun hareketlerini, düşünceleri kontrol edemez miyiz? Elbette edebiliriz. Size birkaç ufak tüyo vereceğim şimdi. Diyelim ki olumsuz bir düşünce geldi ve katlanarak gitmeye başladı. Hani demin örnek verdim ya, işsiz kaldınız, parasız kaldınız. O banklara gitmeden önce farkına varın. Düşüncelerinizin farkına varın. Ben şu anda ne düşünüyorum? Olumsuz bir şey düşünüyorum. Banka doğru gidiyorum. Nasıl engelleyebilirsiniz? Diyelim ki bir düşünce geldi, düşünüyorum. Hemen farkına vardığım an, ki farkına varabiliriz. Düşünceler bizim kontrolümüzde. Bir türkü söylüyorum. Yani böyle oynak, tatlı, o anın havasını değiştirecek, o andaki beyindeki o düşünce silsilesini bir anda kesintiye uğratacak bir şarkı, bir türkü. Hepinizin vardır. Benimki Ankara'nın Bağları. Başlıyorum söylemeye. Ankara'nın bağları da büklüm büklüm yolları. Bir anda o banka doğru giden, o evsizliğe doğru giden
Silsile duruveriyor. Başka bir şeye geçiyor beyin. O anı durduruyor. Bu türküyü söylemeye başladığım anda beynim bir anda başka bir evreye geçiyor. Başka bir düşünceye geçiyor ve o hiç olmayacak senaryoyu durduruyor. Hepinize tavsiye ederim. Güzel sonuçlar alabileceğiniz bir olumsuz düşünce durdurma tüyosu bu. Aynı zamanda sizi düşüncelerinizi kontrol edebileceğiniz konusunda da ikna edici bir yöntem. Evet, başka bir stresi ve korkuyu atma yöntemi ise çok kolay yapabileceğiniz bir şey. Yalnız olmanız gerekiyor ki etrafınızdakiler size tuhaf tuhaf bakmasınlar. Diyelim ki kaygılandınız, stresiniz yükseldi ve sıkıntı yaşıyorsunuz bu konuda. Diyelim ki önemli bir toplantıya gideceksiniz veya çok önemli bir konuyu paylaşacaksınız. Ve bir anda işte o düşünceler silsilesi içinde boğulduğunuzu hissettiniz. Hemen kapalı bir odaya geçin. Kapalı bir yere, sizi kimsenin göremeyeceği bir yer olsun. Kollarınızı, bacaklarınızı iki yana açın. Avuçlarınız yere doğru kapalı olsun ve nefes alıp vermeye başlayın. Aldığınız nefesi fark ederek alırken ve verirken. Bu çok önemli. Nefesinize odaklanarak yapın bu egzersizi. 2 dakika, 3 dakika yeterli. Yani elleriniz, ayaklarınız iki yana açık olacak şekilde nefes alırken 2-3 dakika harcamanız yeterli. Emin olun. O anda sizi teslim almakta olan o kaygı, o stres duracak ve vücudunuz testosteron salgılamaya başladığı için de kendinizi daha güçlü, daha her şeyle mücadele edebilir durumda hissedeceksiniz. Benden tavsiye denemenizi öneririm. Mutlaka sonuç alacağınızı düşünüyorum. Ne demiştik? İnsanlar 90 bin düşünce üretiyor ya, sürekli ürettiğiniz düşünceler inanç haline geliyor. Düşüncelerle baş edebilmek çok daha kolay ama inançları yıkmak, hele ki olumsuz inançları, geleceğe dair sizde inanç haline gelmiş olumsuz düşünceleri kırmak, yıkmak çok daha zor olacaktır. Bu yüzden düşüncelerinizi kontrol etmeniz önem taşıyor. Son olarak size zaman zaman gün içinde kendinizi mobese kamerası konumundan gözetlemenizi tavsiye ediyorum. Mobese kamerası konumu ne demek? Hafifçe bedeninizden yükselerek yukarıdan kendinizi incelemenizi, ne yaptığınızı, ne düşündüğünüzü, o anda hangi sorunlarla boğuştuğunuzu kontrol etmeniz açısından önemli. Aslında bu çok iyi bir yöntem. Kendine dışarıdan başka birinin gözüyle bakmakla hemen hemen aynı şey. O zaman çok daha iyi bir değerlendirme yapabilirsiniz. Tabii ki başka farkındalıklar da yaşayabilirsiniz. Diyelim ki işten eve geldiniz. Çocuğunuzla oynarken sadece çocuğunuzun gözlerine, hareketlerine, konuşmalarına odaklanın. Bırakın iş yerinde kalsın. Ya da yolda gelirken yaşadığınız trafik sıkıntısı orada kalsın, bitti zaten onlar. Veya yarın işi nasıl yetiştireceğinizle ilgili kaygı, bırakın anı geldiğinde düşünülecek bir konu olsun. Sadece çocuğunuzla oynamaya odaklanın. Akşam yediğiniz yemeğe odaklanın. Önünüzdeki tabakta ne var, ne yiyeceksiniz, nasıl bir lezzet o anda tadıyorsunuz. Bunlara odaklanın. Yolda yürürken etrafınızdaki ağaçlara odaklanın. Düşüncelerinizi bu şekilde kontrol etmek sizi çok daha rahatlatacaktır, emin olun. Gelecek zaten gelecek. Nasıl geleceği meçhul. Bırakın şu anda düşündüklerinizle güzel düşüncelerle tesis edilmiş bir gelecek gelsin. Olumsuzluklar geride kalsın. Düşünceleriniz size daima güzellikler getirsin. Nasıl ki camdan baktığınızda nereye baktığınız önemliyse, beyninizdeki düşüncelerle de nereye odaklandığınız önemli. Bunu asla unutmayın. Bir dahaki programda görüşmek üzere diyorum. Kendinize çok iyi bakın. Düşüncelerinize de öyle. Hoşça kalın.